Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın Örgü Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere şişili, burgulu, ajurlu bir spor yeleğin örneğini anlatacağım ve ilmek sayılarını vereceğim. Şimdi yeleğimiz için böyle orta kalınlıkta çok tatlı bir rengi var. Tam böyle ismini bilemiyorum. Bir yeleklik ip kullandık. 3 numarada şiş. Önleri ve arkasını başladım. Bugün sizlere ajurlu ve burgulu olan yerini anlatacağım. İlerleyen zamanda da kol kesimiyle devam edeceğiz Rabbimizin verdiği sürece. Şimdi önleri için şöyle 80 ilmek başladık. 80. Bir önümüz için 80. Diğer önü için de aynı şekilde. Yine 80 ilmek başladık. Şu kısmını dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani ölçü olarak vermiyoruz. Sadece örnek olarak sizler sonra da üzerine 3 düz, 1 ters, 2 ters, 1 düz falan fark etmez. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Ben 3 düz, 1 ters olarak devam edeceğim yukarıya doğru. Çünkü spor yeleğe yakışan bir model oluyor bu. Arkası için de 128 ilmek attık değerli izleyicilerim. 128 ilmek. Sonra yukarıya doğru böyle arka kısmından burgu ve ajurlu örnek olarak da götürmek istedim. Aralarında düzler, değişiklik olsun. Daha önce de buna benzeyen modeller yapıyorum. Ara ara değiştiriyorum modelleri. Şimdi yeleğimizin böyle parçaları burada dururken biz de hemen başlamak istiyorum. Ara ara zaten göreceksiniz yeleğimizi de. Şöyle hemen başlayalım örneğimizden. Bir örnek ve ajuru için 11 ilmeğe ihtiyacımız var. Bir burgu, 2 ajur. Bir burgu, 2 ajur. Bakın şimdi hemen başlayalım. Şöyle bir tane araşa örüyorum. Sonra ipimi doluyorum. 2 ilmeğimi 1 alıyorum. Tekrar bir tane araşa örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeğimi 1 alıyorum. Bu şekilde 2 tane ajurlu yerini örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 tane de burgumuz için düz örüyorum. Tekrar bir ters doluyoruz. 2 tane ilmeğimi 1 aldım. Arada bir tane aroşa örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeğimi 1 aldım. Ve bir aroşa. Devam edecekseniz 4 tane düz öreceksiniz. Tekrar aynı şekilde ajurlu kısmını yapacaksınız. Şimdi ön yüzeyde düz ters ördüklerimi arka yüzeyde düz örüyorum. Diğer dolamış olduklarımı da ters örüyorum. Dört tane düz ördüğüm ilmeklerimi ters olarak devam ediyorum. Her yaşa uygun bir yelek örneği. Hem renk olarak hem model olarak herkesin giyebileceği bir yelek. Şimdi ön yüzeye geldik. Ön yüzeyde yan ilmeğimizden sonra bir tane ters örüyorum. Sonra 2 ilmeğimi sağa doğru bir alıyorum. Doluyorum. Bir tane araşa örüyorum. Tekrar sağa doğru 2 ilmeğimi bir aldım. Doladım. Bir tane ters ördüm. Şimdi 4 ilmeğin burgulu olan yerindeyim. Bakın 4 tane ilmeğimizi çıkarıyoruz. Önce 2 ilmeği sol şişime doğru geçirdim. Sonra diğer 2 ilmeği de
sağ şişime doğru geçiriyorum ve düz olarak örüyorum. Yine devam ediyorum. Bir ters, iki ilmeğimi sağa doğru bir alıyorum, doluyorum. Tekrar bir ters örüyorum. Yine iki ilmeğimi sağa doğru bir alıyorum, doluyorum. Bir ters örüyorum. Ve sıramın sonuna geldim. Daha tabii belli değil şu an örneğimiz. Yine arka yüzeyde artık görüldüğü gibi tersleri ters örüyorum, düzleri düz örüyorum. Böyle sıranın sonuna geliyorum. Ben böyle devam ederken siz modelimi yakından izleyin. Şimdi yine ajurlu kısmında aynı. Bir ters örüyoruz. İki ilmeği bir alıyoruz. Bir ters, iki ilmeği bir. Burgulu olan yerinde 4 tane düz örüyorum. Yine kolay ve zevkli bir yelek örneği. Her yaşa uygun dedik. Kibar. Ben hemen arka yüzeyden devam ediyorum. Bakın kaldığımız yerden yine. Tersleri ters örüyoruz. Düzleri düz. Şimdi ön yüzeye geldiğimiz zaman bakın ön yüzeyde yine aynı şekilde ters, sonra iki ilmeği bir alıp doluyoruz, tekrar bir ters, iki ilmeği bir alıp doluyoruz. Burgulu yerinde yine 4 tane düz örüyorum. Yine bir ters, bakın doluyorum, bir ters, iki ilmeği bir alıyorum, tekrar dolayıp bir tersle bitiriyorum. Şimdi arka yüzeye geldik. Burgunun bir kere de anlatmak istiyorum tam anlaşılsın diye son sırasında. Arka yüzeyi de gördüğümüz şekilde tersleri ters örüyorum, düzleri düz örüyorum. Böyle sıramın sonuna geliyorum. Şimdi ön yüzeye geldiğim zaman bakın şimdi hemen bir ters örüyorum, doluyorum, iki ilmeği bir alıyorum. Burası hep bu şekilde, hiç değişmeyecek yeleğimiz bitene kadar. Şimdi 4 tane düz olan yerde 2 ilmeği, hatta 4 ilmeği çıkartıyoruz. 2 ilmeği önce sol şişime, sonra 2 ilmeği sağ şişime geçirip burgumuzu yapıyoruz. Aynı şekilde bakın ajurları devam ediyorum. Evet, burgumuz ve ajurlu olan örneğimiz bu şekilde.
11 ilmek, yani 7 tane bu rende gibi olan yerimiz ajur. 4 ilmeğimiz de burgu için. Böyle yeleğimizi yakından görelim yavaş yavaş. Burgulu spor yeleğimiz. İnşallah ilerleyen en yakın zamanda da kol kesimiyle sizlerle beraber olacağım değerli izleyicilerim. Bakın şöyle yeşilden de, su yeşili de güzel gösterdi örneği. Tabii söylüyorum, hepsinin renkleri ayrı güzel. Herkesin sevebileceği renklerden var zaten iplerde. Çok kibar yine bir yelek oldu. Arkasına da değişik böyle süslü yapmak istedim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyorum.